Ee, siz bilgiye sahip değilseniz, bilgiyi toplayamıyorsanız ki bunu en en güzeli e, bir taraftan kendi toplumunuzdan bu bilgiyi almaktır, kendi çevrenizden almaktır. Ama bir taraftan da evrensel değerleri de, evrensel bilgileri de e, alarak bir süzgeçten geçirip e, kendinize ait olan e, bir çözüm planını, bir stratejiyi e, harmanlayıp sentezleyebilme, e, becerisi gerektirir dönüşümcü liderlik. Bunun için e, istediğiniz kadar karizmatik lider olun. Eğer siz bir dönüşümcü lider özelliklerine sahip değilseniz böylesi bir vizyona ve misyona sahip değilseniz o zaman sizin bir e, planınız bir stratejiniz e, yoksa kısa orta uzun dönemli bir projeksiyon yapamıyorsanız e, sıkıntı yaşarsınız ama bunlar varsa, o zaman işte o karizmatik liderin bunu topluma aktarabilmesinde şans daha yüksektir antidemokratik liderlere göre. Yani iki tane lider düşünün, ikisinin de planı programı vardır. Biri karizmatik liderdir, biri değildir. Karizmatik lider daha şanslıdır bu noktada.